Hazreti Musa Aleyhisselam'ın eceli yaklaşmıştı. Ey Musa! Çoluk çocuğuna veda et emri geldi. Musa Aleyhisselam emre uyarak çoluk çocuğuna veda eyledi. Küçük bir çocuğu vardı. Onu kucağına alıp kalbine benden sonra bu küçüğün hali ne olacak düşüncesi geldi. Allah-u Teala ey Musa deniz kenarına git buyurdu. Musa Aleyhisselam deniz kenarına gitti. Ey Musa, asanı denize vur buyurdu. Denize vurdu, deniz açıldı. Dibi göründü. Musa Aleyhisselam baktı. Bir taş gördü. Kaygan, yarığı, çatlığı olmayan yekpare bir taş idi. Ey Musa, o taşa işaret eyle buyurdu. Taşa işaret eyledi. Taş yarıldı. Musa Aleyhisselam baktı. İçinde zayıf, gözleri görmez, bacaksız bir böcek gördü. Ağzında yeşil, taze bir yaprak vardı. Ey Musa! Ben o Allah'ım, Rezzak'ım. Zayıf, görmez, elsiz, ayaksız bir böceği denizde sert bir yekpare bir taşın içerisinde yaşatıyorum ve ona taze yeşil bir yem veriyorum da sen, seni seven dostunun senin çocuğunu zayi edeceğinden korkuyorsun. Benim rahmetim senin çocuğundan üstündür ve senin şefkatinden ziyadedir buyurdu. Allah-u Teala her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların ve hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi her insanın rızkı da bellidir. Azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez, kimse kendi rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Allah rızka kefildir ama imana kefil değildir. Bu yüzden imanınızı dert edinin, rızkınızı değil.